Efendi. Cemal ben şu şeyleri sana sorayım. Ya dur. Sen de biraz içtik gitti. Yani şirafı bitti Mehmet dedi. Dedi ki ocak dolay şiir yaparım çıkarmış. Bir tane çıkarmış içermiş. Sen paradan haber ver. Bak yani onu çıkart da şiir yaptı. Şiir yaptı şiir dedi. Neyse o ama başladı. O kosta, pokosta, nagosta, nagosta, eş buray, eş bir lafı çıktı. Lafı çıktı başı. Ben hiç bir dini sütüm olmazsa tavsiye çıktı mı? Tabii. Kendi sakladı. Peki abi sabrı olayını anlatsana. O şiiri bir okusana bana ikisine. Tamam okuram bir gün sen. Söz. Ya bir gün oku oku. Bir günü yoktur bu. Ya bak, daha çok şeyler okuyor. Yarına ne çıkacak kim ne biliyorsun? Ya, okusana kardeşim. Ya ben sen tamını çıkar diyeceğim. Tamam. Ya sen ya beş yıldır sen beş yıldır bana tamını diyorsun ya, zaten. Daha inanmıyorum sana. De. Daha da inanmıyorum. De. Dur aklıma gelsin. Sen abi sonra şimdi okudun abi iki kıta. O söylediği anda tam çakasına gelmişti. Çift yani, ağzından. Ya hiç çakasına başka türlü gelmiyor ki bunun kardeşim. Bak. Adam diyor ki biz zannettik saçın muttu. Başa geldi çamal kuttu. Çil çili komple yuttu. Mevlam ona da bir sancı. Anam mısan, babam mısan, gözü bağlı amam mısan. Sürülerde dana mısan Mevla mahfizede kukburu bir sancı. Ya Bayburt'u nasıl kurtulmuş hele bir desene şu. Abi son kıtayı bana bir de. Yine alırız. He. Son kıtayı alalım. Meşhur Cemil Kember'in dişlerinden bu. Diyor ki bir topal sabrı vardı. Öldü dediler. Ermeni maşattığı yeri dediler. Ne o ne oldu öldüm avat. Sen de kurtuldun, Bayburt da kurtuldu. Topal sabrının ikrarına oturduk. Müslüman olmadığı için yarı bir çuk bir salavat getirdik. Şeker torbasına sardık götürdük. Ne oldu düzdü öldüm kurtuldun, sen de kurtuldun, Bayburt da kurtuldu.